Kosova Başbakanı Haşim Taçi, Cumhurbaşkanı Vekili ve Meclis Başkanı Yakup Krasniqi başta olmak üzere Kosova'nın üst düzey yetkilileriyle görüşmelerde bulunacağım. Bu vesileyle Fahri Hemşehrisi olduğum Prizren'de Başbakan Sayın Taçi ve Arnavutluk Başbakanı Sayın Edirama ile birlikte Kosovalılara hitap edeceğim. Ayrıca Prizren'de bulunan askeri birliğimizi Türk Temsil Heyeti Başkanlığı ve buradaki askerlerimizle bir arada olacağım. Kosova'daki temaslarımda ve Başbakan Sayın Taçi ile birlikte başkanlığını yapacağımız heyetler arası görüşmelerde çeşitli alanlarda gerçekleştirilebilecek işbirliği imkanlarını ele alacağız. Ayrıca Kosova'da başarılı projelere imza atan özel sektörümüzün bu ülkedeki yatırımlarının daha da artmasına yönelik çalışmalarımıza destek verdiğimizi de orada tekraren ifade edeceğiz. Hükümet olarak Balkanlarda kalıcı barış ve istikrarın tesisi için her zaman samimi gayretler içerisinde olduk. Bu bölgedeki her ülkeyle yakın ve dostane ilişkilerimiz mevcut ve bunları geliştirmeye devam ediyoruz. Kosova'yı da ortak tarihi geçmişimiz, kültürel ve beşeri bağlarımızla dostumuz ve kardeşimiz olarak görüyor ve her alanda destekliyoruz. Bu ziyaretimin ikili ve bölgesel ilişkilerimize katkı sağlayacağına yürekten inanıyor ve katılımlarınız sebebiyle sizlere de teşekkür ediyorum. Bu seyahatte benimle beraber olan gerek Bekir Bey, gerek Taner Bey, gerekse Mehmet Müezzinoğlu ve Binali Yıldırım Beyler, milletvekili arkadaşlarım olarak Mahir Ünal Bey, Mustafa Kemal Çerbetçioğlu, Rıfat Sait, Hüseyin Bürge, Vedat Demiröz, İsrafil Kışla, Hakan Şükür, Gülay Dalyan birlikte olacağız. Ve ben sorularınızı alabilirim. Buyurun. Efendim, Seval Yılmaz Tekin, Kanal Türk. Mecliste başörtülü siyasetle ilgili olarak dün hem MHP Genel Başkanı hem de BDP Genel Başkanlarından olumlu mesajlar geldi ama CHP hala bu noktada soğuk olduğunu açıkladı. Bir iç tüzük değişikliği gerektiğinden söz ediliyor. Siz neler düşünüyorsunuz? İç tüzük değişikliği gerekli mi yoksa başörtülü bir vekil direkt olarak meclise gelip siyaset yapabilir mi? Teşekkürler. Değerli arkadaşlar, bu konuyla ilgili daha önce meclis başkanımızın da biliyorsunuz açıklaması var. Herhangi bir iç tüzük değişikliğine gerek yok. Şartlar buna müsaittir ve başörtülü olarak milletin seçtiği vekiller parlamentoda görev ifa edebilirler. Ve AK Parti olarak da bu konuda tavrımız çok açıktır, nettir. Başından beri destekliyoruz, desteklemeye de devam edeceğiz. Murat Pazarbaşı, CNN Türk Televizyonu. Efendim, MİT Müsteşarı Hakan Fidan'la ilgili iddialar konusunda İsrail Dışişleri'nden bir açıklama geldi. İddiaların kendileri tarafından sızdırılmadığını, Türkiye-İsrail-ABD ilişkilerinin bozmak isteyenlerin sızdırmış olabileceği şeklinde bir açıklama yaptılar. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir de bu açıklamalar üzerinden asıl hedefin AK Parti hükümeti ve başbakan olduğu yönünde bazı yorumlar yapılıyor Türk medyasında ve Türkiye'de. Bu iddialara, bu yorumlara katılır mısınız? Siz hedef olduğunuzu düşünüyor musunuz? Teşekkür ederim. Şimdi değerli arkadaşlar, tabii ağzı olan konuşur ve konuşuyor. Kimseye niye böyle konuştun, niye bu tür ifadeleri kullandın deme hakkımız yok. İşte İsrail açıklamasını yaptığına göre biz de o açıklamaya ister istemez inanmak durumundayız veya inanırız. Bunun dışında farklı ülkelerden farklı açıklamalar da bize gönderiliyor veya geliyor. Bizim için önemli olan biz kendi bürokratlarımıza, teknokratlarımıza veya siyasi mücadeledeki arkadaşlarımıza dediğimiz gibi müdellel herhangi bir şey olmadığı sürece biz bu arkadaşlarımızı kimseye yedirmeyiz. Ve her zaman
göreve getirdiğimiz bu arkadaşlarımıza da sonuna kadar sahip çıkarız. Her zaman yanlarında oluruz, arkalarında oluruz. Çünkü bunlar bizim yol arkadaşlarımızdır. Ve bu yol arkadaşlarımıza vefasızlık bizim kitabımızda, bizim değerlerimizde yoktur. Ve 11 yıllık mücadelemizi biz bu arkadaşlarımızla değişik alanlarda da görev yaptıkları halde beraber verdik. Bunun içinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki arkadaşlarımız da var. Bunun içinde Milli İstihbarat Teşkilatı'ndaki arkadaşlarımız var. Değişik bakanlıklardaki üst düzey görevlilerimiz var. Bunun yanında siyasilerimiz de var. Dediğim gibi müdellel herhangi bir önümüze belge gelmedikten sonra biz hiçbir arkadaşımıza kalkıp da gazeteler yazdı, şu söyledi, bu söyledi diye onlara yönelik herhangi bir tavır almayız. Efendim, Özden Erkuş NTV, füze savunma sistemi ile ilgili ihalede Çin'in ilk sırayı almasının ardından NATO'dan ve ABD başka da olmak üzere pek çok ülkeden tepki geldi. Bu tepkiler de devam ediyor. Dün NATO sözcüsü yine bir açıklama yaptı. En üst düzeyde endişeliyiz açıklaması geldi. İcra Komitesi'nin kararını açıklamasının ardından aralıksız süren bu eleştirilere rağmen Türkiye Çin'le sözleşme yapma kararlılığını sürdürüyor mu? Yeni bir değerlendirme yapımı olasılığı var mı Çin sistemi için? Değerli arkadaşlar, bu konuyla ilgili açıklamaları daha önce yaptık. Yani burada aranan bazı özelliklerden, hususiyetlerden bahsettik. Yani bu füzelerin operasyonel kabiliyetlerinden tutunuz fiyatlara varıncaya kadar, fiyatların uygunluğuna varıncaya kadar ve ortak üretim anlayışına varıncaya kadar. Çünkü biz böyle bir adımı attığımız zaman isteriz ki gelecekte biz bunun üretimini kendi ülkemizde de yapalım. Bununla ilgili böyle bir ortak üretime bir defa evet denilmediği takdirde bu bizim için en önemli değerlendirme puanıdır. Ve kaldı ki savunma sanayi müsteşarlığımız bütün bu teklifleri puanlama sistemine göre inceler, bizim önümüze getirir ve biz de icra konseyi başkanlığı olarak şahsım, genelkurmay başkanım ve Milli Savunma Bakanım olarak üçlü inceleriz, bakarız, dinleriz. Dinledikten sonra da bunların hepsi bize anlatılır, bizi birife ederler. Yetkili olan teknik arkadaşlar gelirler bize, bunun briefingini verirler. Ondan sonra da orada değerlendirmeyi yapıp nihai kararımızı veririz. Tabii bu karar çoğu zaman aynı zamanda müsteşarlığı yetkilendirme kararı da olur. Ve müsteşarlığa siz görüşmeleri başlatın, şu 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 çerçevede ona göre nihai kararı verelim deriz. Bu konularda bu kadar hassassa önce şu anda NATO üyesi olan birçok ülkede hala Rusya'nın bir defa silahları, onların envanterlerinde mevcuttur. Bunlar bizim elimizde bilgi olarak var. Daha bunları kendi envanterlerinden çıkarmamışlardır. Biz ise geleceğe yönelik şu anda bir adım atıyoruz ve bu atacağımız adımlarda da bütün laboratuvar çalışmalarında bizim elemanlarımız hazır bulunacaklar. Ve dolayısıyla biz o belirlenen konsepte zaten aykırı bir şey yok. Kaldı ki daha kısa bir süre önce biz biliyorsunuz Çin'le ortak tatbikat da yaptık. Bunların hepsi NATO'nun bilgisi dahilindedir. Ama bizim bağımsızlık anlayışımızı kimsenin de gölgelemeye hakkı yoktur. Efendim, Hasan Bozkurt, Habertürk gazetesi. Avrupa Birliği katılım müzakereleri çerçevesinde 3,5 yıl aradan sonra yeni faslın açılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Yeni bir ivme kazandırır mı ilişkilere? Gecikmeli bir adım değerlendirmelerine katılıyor musunuz? Teşekkürler. Yani gecikmeli de olsa bu 22. fasılla ilgili bu karar olumlu bir adımdır. Ama bu tabii bizim için yeterli değildir. Çünkü çok daha hızla bazı adımların atılması gerekir. Zira kaybedilmiş gerçekten çok büyük zaman var. Kaldı ki zaman kaybedilirken 15 fasıl biliyorsunuz daha sonra 35 fasla
çıkarıldı. Bir de bu vaka var. Bunlar hepsi bizim bu 50 yıllık Avrupa Birliği üyelik sürecinde yaşadığımız olaylardır. Müzakereci ülkeler olarak liderlerin katıldığı bir süreçten daha sonra biliyorsunuz liderlerin katılmadığı bir sürece girdik. Ki bu liderlerin katıldığı zirvelerin bizzat yaşayanıyım. Bunlara katıldığım için bunları biliyorum. Ama Fransa'nın tabii Sarkozy dönemini kastediyorum. Bu işe müdahalesi özellikle bu süreci olumsuz etkiledi. Ve o olumsuz süreç Sayın Hollande'ın seçilmesiyle şu anda son bulmuş gibi görünüyor. Çünkü Fransa'nın artık bu tür olumsuz yaklaşımları pek olmuyor. Temenni ederiz ki bundan sonraki süreçte Şansölye Bayan elinde bu konuda ben çok daha olumlu yaklaşacağını zannediyorum. Çünkü dönem başkanlığında biz 3 faslı açtık. Her ne kadar kapatılmadıysa da ama 3 faslı Almanya'nın dönem başkanlığında açtık. Bu söylemiştiniz. Bu anlamda yeniden bir şart ortaya konursa partinizin tavrı ne olacak? Ve dün Sayın Devlet Bahçeli'nin de bir açıklaması oldu. Bunlar bir oyalama taktiği. Bize gelmesinler, kapımızı çalmasınlar şeklinde. Bu konudaki değerlendirmeniz nedir? Teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar, önce tabii kapısı kapalı olanın kapısını çalmaya gerek yok. Öyle bir arayış içerisinde de arkadaşlarımız değil. Sadece biz çok önceden bir açıklama yaptık, hatırlıyorsunuz. Benim açıklamam neydi? Üzerinde 4 partinin mutabık kaldığı 48 madde ile ilgili, madem bunların üzerinde mutabık kalınmıştır, hemen süratle gelin bunları meclisten geçirelim. Meclis çalışmaları yine uzlaşma, Anayasa Uzlaşma Komisyonu çalışmalarını devam ettirsin. Fakat bu üzerinde mutabık kalınan maddeleri meclisten geçirelim. Buna tabii yanaşılmadı ama bu süreçte 60 maddeye çıkarıldı. Şimdi üzerinde mutabık kalınan 60 madde var. Ve bu konuda da Sayın Kılıçdaroğlu bunları meclisten geçirebiliriz dedi. Tamam, madem meclisten geçirebilirsiniz, biz de arkadaşlarımıza dedik ki görüşün. Eğer mutabıksak diğer siyasi partilerin bu işe katılıp katılmaması hiç de önemli değil. Cumhuriyet Halk Partisi ile birlikte biz bu 60 maddeyi meclisten geçirelim. Şu anda arkadaşlarım görüşmeden herhangi bir şey söylemeyeceğim. Ama ben arkadaşlarıma sadece şunu söyledim. Herhangi bir bu noktada şart biz kabul etmiyoruz. Çünkü üzerinde mutabık kalınan anayasa maddeleri bunlardır. Biz anayasa maddeleri üzerinde mecliste çalışma yapacağız. Başka bir şey değil. Anayasa maddeleri üzerinde mutabık kalınan bu 60 madde üzerinde yapacağımıza göre, yok şunu da yaparsak bunu, böyle bir şey yok. Biz anayasayı konuşuyoruz. Başka şey konuşmuyoruz. Dolayısıyla herhangi bir şart ileri sürmeden bu 60 maddeyi görüşmeye varsalar yola devam ederiz. Ha, görüşmeye yoksalar bizim bu 60 maddeyle ilgili söyleyecek herhangi bir şeyimiz yok. Bundan sonraki süreç tamamıyla meclis başkanının takdirindedir. Ve biz meclis başkanının bu konulardaki vereceği karara uyarız. Evet, buyur, son olarak sizin sorunuzu alalım. Kurbaniye İlk Anadolu Ajansı. Efendim, önümüzdeki ay Cenevre 2 konferansının yapılması bekleniyor. Siz bu konferansla somut bir sonuç çıkacağını bekliyor musunuz? Değerli arkadaşlar, Dışişleri Bakanım dün Londra'dan döndü. Orada malum 11 ülke Dışişleri Bakanları olarak toplantı yapıldı. Ve yapılan bu toplantılar neticesinde bizim de daha önce üzerinde ısrarla durduğumuz konularda bir mutabakat sağlandı. Ve bu mutabakat üzerinden Cenevre 2'ye gidilecek. Çıkan ortak bildiri veyahut da ortak karar
özellikle Cenevre 2'de üzerinde durulacak olan konulardır. Ve burada tabii şu anda bir geçici hükümetin kurulması noktasının karara bağlanmış olması önem arz ediyor. İki, Beşar Esad gitmeden asla bir adım atılamayacağı noktasındaki bir ortak tatbikat karar var. Bu önemli. Bir de tabii Türkiye, Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri gibi Arap Ligi bu ülkelerin herhangi bir kararı olmadan bir karar verilemeyeceği noktasındaki bir mutabakat var. Bu önemlidir. Zira burada Suriye'ye tabii en uzun sınırı olan ülke Türkiye. Türkiye'nin bu süreç içerisinde tabii yüklendiği bir yük var. İşte artık 500 bini aştı, 600 bine yaklaşan bir ülkemizde Suriyeli sığınmacı kardeşlerimiz var. Ve bunlara yönelik tabii yaptığımız yatırımlar ortada. Ve bu yatırımları yaparken de dünyanın yaklaşımı ortada. Cenevre 2'yi göreceğiz ve Cenevre 2'den umut ederiz ki hayırlı, isabetli bir karar çıkar.